Ben bir, iki, iki soru iki kişiye bir soru soracağım. Ankara'yı iyi bilen iki gazeteciye. Ee, bu hafta hatta yarın diyorlar meclis gündemine İsveç'in şimdi bu son oylama değil mi? Meclisten çıkan kurulda son oylama. Evet, evet. Genel kurulda oylama siz daha iyi bilirsiniz, tecrübelisiniz evet, evet. meclisten. Genel kabul edildi mi tamam. Kabul edildi mi bitti mi bu bitti. iş? Cumhurbaşkanı. Onaylar tamam bitti. Onaylar. O onay da şey midir? Hani Cumhurbaşkanı'nın son onayı e, rutin çıkıyor. midir? Yok rutindir o. Resmi gazetede yayınlanır zaten. Zaten Cumhurbaşkanı imzasıyla geliyor şimdi o. Ha oraya öyle geliyor. Tabii, mecliste o, öyle geliyor. Bu Ursars'a anlaşma niteliğinde. Tabii, o zaman arkadaşlar olay mecliste bitecek. Biter. Dananın yandı kuyruğu yandı orada yandı. kopacak. Tamam. Evet, tamam. Bir Macaristan kavgası. Yani bu zaten mı? şudur. E, Anlaşmanın uygun bulunduğuna dair kanun bu. Tamam. İki gazeteciye soracağım. Mecliste e, sorunsuz bir şekilde tak diye geçer mi Geçecek. bu iş? Geçecek. Geçecek. Abdülkadir? Geçer Ahmet Bey. CHP de destek veriyor. CHP de destek veriyor. AK Halk Parti, MHP Cumhur İttifakı'nda bir, böyle bir farklı yok, görüş var yok. mı? Yok. Yani var bir, bir tek tük. Hani ama hani çok... Geçer diyorsunuz yani. Tamam. Yüksek bir oranla geçecek. E, ne zaman gelir meclis gün genel kuruluna? Bu haftanın gündeminde şey yani yarın da gelebilir, çarşamba da gelebilir. Yarın, çarşamba gelebilir. Evet. Son dakika gelişmesi olarak bunu verdiler şimdi. Doğru. Abi. Hemen Amerika'dan da bir açıklama geldi. Yani evet. bu çünkü hani diyorsunuz ya evet. Biden'ın büyük zaferi olacak evet. diye. Yunus'a dönelim. Yunus Washington'da. Hakan Fidan da orada. Benim, Hakan Fidan da orada. Benim, ha? De, benim de ekleyeceğim var Amerika ile ilgili. E dur bakalım ne demişler. Yunus ne diyorlar? Biraz önce açıklama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Veran Patel tarafından yapıldı. Günlük basın toplantısı sırasında. Tabii ki bu sürecin önüne geçmeden önce Türkiye'nin yasama süreçlerinin gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Ta, İsveç'in taahhütlerini yerine getirdiğini uzun zamandır hissediyoruz ve bu sürecin ilerlemesini sabırsızlıkla bekliyoruz dedi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı. Tabi bu daha önce de duyduğumuz açıklamalara benzer bekleyeceği sürecin tamamlanmasını Peki, ve İsveç'in taahhütlerini yerine getirdiğini yani şimdi düşünüyoruz. Şimdi O diye. söz konusu sürecin tamamlanacağına dair... Me, me, şey mi geliyor haber ne meclis genel kuruluna konu geliyor diye bir haber mi geliyor? Evet yani meclis başkanlığı gündemi ilan ederken son dakika gelişmesi o gündemin ilanı mıdır? Evet, evet. ha onu onu görerek. Tamam, şu gün görüşeceğiz. Yani genel kurulda nelerin görüşüleceği başkanlık tezkeresi olarak geliyor. O yeni mi gelmiştir? Şu... Evet yani 10 yani, dakika içinde gelmiştir. gelmiştir. Yani ama, ama o isterlerse şöyle de olabilir genel kurulda e, oylama yapılır o görüşme ertelenebilir başka şey de alabilir genel kurul. Hala diyorsunuz Hayır, tabii. O, tabii genel <laughs> evet. kurul alabilir. Yani. Başka konu alabilir onu. <laughs> Yunus onlar şimdi bu mesela az önce yani bir son dakika gelişmesi 5-10 dakika önce olduğu Meclis Genel Kurulu'nun gündemi açıklandı. O gündemde İsveç oylaması var. Ona binaen mi yapıyor bu açıklamayı Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı? Geçtiğimiz saat içinde öğrenmiştik bunun bu hafta hatta yarın oylamaya sunulabileceğini. Daha sonra da toplantıda sorulunca bu cevap, Ha böyle. Cevap olağan dışı şey değil ama yani artık sabırsızlıkla bekliyoruz. Son viraja girildiği belli yani Washington'da da o hava var. Yunus bir şey sorabilir miyim? Abdülkadir Sel bir şey Şimdi soracak. Şimdi de mecliste İsveç'in üyeliği onaylanırsa Amerika'nın da hemen Ardından Hatta eş zamanlı olarak bekleniyordu. Kongreye bildirimde bulunması bekleniyor. Böyle bir hazırlık var mı? Bildirimde bulunacaklar mı F-16'lar konusunda? Açıkçası e, bu biraz çetrefilli bir konu çünkü biz de konuşuyoruz aylardır. Ben e, şu habere referans vermek istiyorum. Tam 22 Aralık'ta yani bugün 22 Ocak bir ay önce Hürriyet Gazetesi'nde biz şöyle bir başlık atmıştık. Önce İsveç onayı diye. ABD'de Beyaz Saray kaynaklarına ulaştığımızda Başkan Biden kongrede hala birkaç kongre üyesinin önce İsveç'i görmek istediğini düşünüyor ve bunu da telefon görüşmesinde başka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi demişti. O günden sonra işte Blinken'in gelip gitmesiyle bir düşünce oluşmuştu. Acaba eş zamanlı ilerler mi diye. Eş zamanlı ilerlemesi için aslında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 15 günlük bekleme sürecini başlatması gerekirdi Türkiye oylamadan. Çünkü eğer Türkiye yarın oylarsa yani ya yarın göndermeleri lazım resmi bildirimi ya da öbür türlü zaten eş zamanlı olmuyor. Ancak bizim o bir ay önceki haberimize dayanırsak ve şu anki gelişmelere bakarsak bir hareket olup olmadığına dair ilk önce onayı bekliyorlarmış gibi görünüyor. Ancak orada da şöyle bir sorun var, yani sorun oluşur Ankara Washington arasında diyelim ki Salı günü 23 Ocak'ta onaylandı İsveç NATO üyeliğine artık hazır. Tabii Macaristan'da var ama ne kadar arasında süre bırakacaklar, ne kadar bildirimi bekletebilirler? Bunun ya yarın ya da yarından sonra gibi olması lazım ki Ankara'da biz yaptık Amerika'da karşılığını verdi diyebilsin. Peki bir şey söyleyeceğim, şeyi mi sordunuz? Yani F1, şimdi F1. beklenti şu, ben şimdi bu son dakika düşünce tabii e, hemen dış işleriyle, milli savunmayla konuşmaya çalıştım. Beklenti, mecliste İsveç'in üyeliği onaylandıktan sonra, çünkü Brink'in geldiğinde bu konuda teminat vermişti. Ama artık biz sözlü teminatlara karnımız tok. Amerika'nın da kongreye F-16'lar konusunda bildirimde bulunacağı ve bunun da e, oradaki... Tamam. Yani bu olaydan sonra hani biz onaylayacağız. Ondan sonra da Amerika bildirimde bulunacak. İşte ama tamam eş zamanlı olmuyor o zaman. Sen onaylıyorsun. Olmuyor. E yani Kongre kabul Onaylayacak, ondan sonra bildirimde bulunacak. Eş zamanlı değil. O konuda taahhüt vermiş başkan bu konuda güvence veriyor denilmiş. Ama orada şey da yaparız. Şey, güven kongredeki, güvenilir mi ya Amerika ya? şimdi kongre yani, kabul etmedi ne yaptı evet kongre, kongre, kongre de, kabul etmedi kongredeki prosedüre kongre 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 takılmayacağı yönde de güvence vermiş onun şeyi ne, nasıl peki, olacak böyle o, bir güvence verildi yani, mi kongreden geçecek evet. güvencesi Yunus onun şimdi bu bildirimi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yaptığında kongreye bir oylama olmayacak yani. <laughs> iki farklı kamera var ya biri temsilciler meclisi biri senato ayrı ayrı oylamaya gitmeyecek. 15 günlük bir süre var biz NATO üyesi olduğumuz için normalde 30 gün. O 15 günlük süre içinde hem temsilciler meclisinde hem de senatoda bu satışı engelleyen bir tasarı geçirmeler lazım. Onun da ihtimalinin hani eser miktarda hiç olmayan bir seviyede olduğu şey ya, yok. Eğer bayda Oylama gibi, yok. Onun garantisini Şimdi bir dakika Yunus şimdi Çok daha önemli. iyi anladım. Ee, bir oynama yapılmayacak o zaman orada. Hayır. Diyor ki ben diyor Ahmet Hakan Abdülkadir Selvi'ye F-16 satacağım diyorum. Diyorum ki var mı bir e, tepkin, muhalif İtiraz. Bir, bir şey var mı diyorsun, itirazın var mı? Yok 15 gün boyunca hiç harekete geçmez Ahmet Hakan Abdülkadir Selvi'ye satış yapılıyor. Ama bu 15 gün içinde bir tasarı geçirirsen, Ha, Biden o zaman Senatını şunun Biden o zaman Cumhurbaşkanına şunun garantisini veriyor. Bir e, itiraz tasarısı gelmeyecek, geçmeyecek, geçmeyecek. Doğru. Büyük ihtimal onu demiştir. Orada da şöyle işliyor zaten. Şimdi dış ilişkiler komiteleri var. Hem senato'da hem temsilciler meclisinde. Burada dört tane ağır top var. Temsil dış ilişkiler komitesinin başkanı Kıdemli üyesi diğer taraftaki başkanı Kıdemli üyesi. Eğer bunlar tamam satın artık bir sıkıntı çıkarmayacağız diyorsa zaten Biden da bunu yani güven, güven usulüyle ilerliyor. Hani Beyaz Saray ve kongrede ilişkiler. Ondan dolayı demiştir ki Ankara'ya tamam siz bunu onaylayın biz de söz veriyoruz bir e, aksi yasa tasarısı çıkmayacak. Peki o zaman zaten... şey mi o Menendez diye bir adam vardı onun gitmesi de işleri biraz kolaylaştırdı Amerika açısından Biden açısından herhalde değil mi? Mutlaka. Çünkü kendisi Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'ydı. Yani devletler açısından bu alışveriş sona ermiş olsa bile mutlaka bir sıkıntı çıkarabilirdi. Ama biraz önce şunu diyordum. Bunun bir de üçüncü ayağı var. Türkiye'ye F-16'lar onaylanırken, İsveç'te NATO'ya girerken Yunanistan'ın da F-35'leri onaylanacak. Onu da ekleyeyim. Peki.